İyi akşamlar değerli izleyiciler. Kanal 5 olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sabahtan beri bu canlı yayınlarımız devam ediyor. Saat 13'te Türkiye Büyük Millet Meclisi özel olarak toplandı. Siyasi partilerin genel başkanları birer konuşma yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı da locada yerini almıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2 saat önce İstanbul'daki yürüyüşe katıldı. Orada büyük bir kalabalığa 15 Temmuz Köprüsü'nde hitap etti. Şu anda Ankara'ya intikal ettiğini duyuyoruz, öğreniyoruz. Ve 1-2 saat içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde tören alanında milletimize hitap edecekler. Şu anda canlı yayın konuğum Sayın Ali Şahin Bey, kendisi Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı. 24. dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili. Ali Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, uzun bir süredir sizi yayına almak istiyoruz ama malum hem Avrupa'da hem de Asya'da da okuduğunuz için. Evet. Pakistan mezunusunuz. Bundan dolayı Asya'da ilginiz Avrupa kadar var. Evet. Vakit bulamıyoruz. Vakit ayırdınız. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyiciler, bu arada Ali Bey'in eşi Ebru Hanım. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Ve kızımız Feyza Hanım da kendileriyle beraber buradalar. Burada olmaların sebebi tabii kameranın arkasında Ahmet de oturuyor, Sayın Bakan'ın oğlu. Almak istedik, bizi şimdilik reddetti. Sayın Bakanım, 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün teşebbüste bulunduğu, meclisi vurduğu anlarda ailesiyle birlikte yine buradaydınız. Evet. Oradan başlayalım. Evet. Nasıl bir gece yaşadınız Sayın Bakanım? Öncelikle bütün milletimizin 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü'nü kutluyorum. O gün, o gece bu ihanete karşı hayatlarını ortaya koyan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı 2000 civarında halen tedavileri süren gazilerimiz var. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Atıf Bey kardeşim, hayatımda kendim açıkçası ölüme yakın hissettiğim iki gün vardır benim. 47 yaşındayım. 47 yıllık hayatımı şöyle bir gözün önüne aldığımda iki gece beni ölüme çok yaklaştırmıştır. Bunlardan birisi İstanbul'da yaşadığımız 17 Ağustos depremiydi. Evet. O geceyi ben bir kıyamet gecesi gibi algıladım açıkçası. Bir ikincisi de 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında o ihanet çetesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni uçaklarla, helikopterlerle saldırı altına aldığı ve bombaladığı saatlerdi. Bizim için açıkçası inanılması güç bir geceydi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinden çıkmış bir şebekenin, bir çetenin kendi insanlarını tankların altında ezmesi, helikopterlerle ateş etmesi, vücut bütünlüğünü ortadan kaldıracak şekilde insanların canlarına kastetmesi, yine Gölbaşı'nda özel harekat, polis özel harekatı bombalaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalaması, yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalaması, bunlar bu ülkenin hayal edebileceği türden bir ihanet değildi açıkçası. Yani ben 80 darbesini de yaşadım. 10 yaşındaydım o dönemlerde. İşte bir sabah uyandık. Yine tehditkar bir ses tonuyla şehrin, Nizip'in, Gaziantep'in caddelerinde, sokaklarında gezinen cemseler bizi koruması gereken, korkmamamız için bizi koruması gereken kendi askerlerimiz yine o günde büyük bir tehdit ifadeleriyle insanları korkutuyor ve dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyorlardı. 28 Şubat sürecinde ben Pakistan'dan döndüm. Evet. 27 Şubat'ta bir gün sonra 28 Şubat süreci başladı. O süreçte de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir Gaziantep Milletvekilimizin danışmanıydım. Kahraman Emmioğlu. Kahraman Emmioğlu'nun o 28 Şubat'ın soğuk iklimini de yine yaşadınız. Birinci derecede burada yaşadım. Ve 15 Temmuz gecesi gerçekten bundan önceki darbelerle hiç kıyaslanamayacak şekilde ihanetin boyutları inanılmaz derecedeydi. Ben asla ve kat'a bu demokrasinin, insan haklarının, özgürlüğün, millet iradesinin tecelligahı olan meclisin
kendi ordumuzun içerisinden çıkmış, işte adı Ahmet, Mehmet, Muhammed olan bir takım ruhunu satmış, ruhunu iblise, şeytana satmış insanlar tarafından bombalayabilecekleri asla aklımıza gelmezdi. Ama o geceyi yaşadık. Saat 11 civarı aileyle birlikte buraya geldiniz. Evet, ailemizle birlikte bir kalkışma olduğunu duyunca ben kalkıp bir gusül abdesti aldım. İki rekat namaz kıldıktan sonra, çünkü sonucun ne olacağını bilmediğimiz, ne tür bir sabaha uyanacağımızı bilmediğimiz bir geceydi açıkçası. Nitekim burada da vekillerimizden yaralananlar oldu. Atatürk bulvarından aşağı doğru inerken o sırada bizim ilk niyetimiz Kızılay'a inmekti. Halkımızla birlikte bu darbe girişimine meydan okumaktı, karşı koymaktı açıkçası. Atatürk bulvarından aşağı doğru inerken Malatya milletvekilimiz Mustafa Şahin beni aradı. Nerede olduğumu sordu. Dedim biz Kızılay'a doğru iniyoruz. Dedi acilen meclise gel. Çünkü meclisi açıp kamuoyuna, milletimize, halkımıza buradan mesaj vermek zorundayız ve meclisi çalıştırmak zorundayız. Öyle olunca Çankaya kapısından giriş yapmak üzere dönüş yaptık aracımızla. Ancak Çankaya kapısını o saatlerde iki otobüs tarafından kapatılmıştı. Araç girişine müsait gibi görünmüyordu. Böyle olunca güvenlik caddesinden girmek için biraz daha ilerleyip Amerikan elçiliğinin oradan, güvenlik caddesinin bulunduğu arka kapıdan girmeyi düşündük. Tam oraya yaklaştığımızda çok enteresan bir şey oldu. Bunu ilk kez de Kaan Bey, çok teşekkür ederim. Hatıralarımda yazacağım. İyi. Ama ilk kez de buradan duyurmuş olayım açıkçası. O gece yaşadığım çok tuhaf ve sıra dışı bir şeydi. Tam güvenlik caddesine açılan Amerikan elçiliğinin oradan sokak, tişörtlü ve eli silahlı iki kişi tarafından körüklerle kapatıldı. Ve o sırada Amerikan elçiliği tamamen kapatılmış. İki tane de tank Amerikan elçiliğini koruyacak şekilde orada konuşlanıyor. Bu çok ilginç. Yani bu, ve bu çok da önemli bir delil yani. Evet, yani bunu kimlerin işin arkasında olduğunu net gösterme. Yani hissiyat olarak da o an zaten burada sıra dışı bir şeyler olduğunu hissediyorsunuz. Evet. Her yer aydınlıkken oranın karartılmış olması, ondan sonra tankların koruyacak şekilde konuşlanıyor olması o elçiliği. Orada sıra dışı olayların, sıra dışı şeylerin yaşandığını göstermesi açısından enteresandı. Evet. Orası da kapatılınca tekrar biz geri dönerek Çankaya kapısına, dedim biz araçtan ineriz, Çankaya kapısından giriş yaparız dedik içeriye. Nitekim yaklaşınca iki otobüsün aralığını gördük ve oradan araçla girebileceğimizi gördük. O sırada eli Kalaşnikovlu birisi Çankaya kapısında bekliyordu. Tabii olağanüstü bir hiddet yaşıyoruz. Türkiye'nin bunu yaşamaması gerektiğini düşünüyoruz. Karşımdakinin kim olduğunu, ne olduğunu anlayamadığım için araçtan indim ve asker misin, polis misin? Bana onu söyledi. Yani askerim dese gırtlağına yapışıp orada ne olacaksa artık olacak, yaşanacak. Polisim deyince ben dedim Avrupa Birliği Bakan Yardımcısıyım ve içeri geçeceğiz dedim ailemle birlikte. Buyurun dedi. İçeri geçtik. Meclisin arka kapısında, E kapısında Süleyman Soylu Bey'in araçtan indiğini gördüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilk gelenlerdendik. Süleyman Bey indi, o sırada cep telefonuyla konuşuyordu ve TRT'ye doğru bir hareketlilik var. Arkadaşlarımız TRT'yi korumak üzere oraya doğru yönelsinler diye telefonda konuşuyordu Süleyman Bey o sırada. Uçaklar alçaktan uçuş yapıyor. O kadar alçakça uçuyorlar ki sanki sıçrasak elimiz değecekmiş gibi alçaktan, özellikle meclisin içerisinden geçerken. Çok da büyük gürültü koparıyorlar. Evet. Ve ben kendimi kontrol edemeyip o alçaktan uçan uçağın peşinden koştum. Dedim bombalamazsanız alçaksınız, şerefsizsiniz diyerek bir süre peşinden koştum uçağın. Kendimi kaybettim o sırada. Çünkü bunlar gerçekten Türk insanının, bu ülkenin hak etmediği bir durumdu. Tekrar döndüm ve Süleyman Bey beni görünce o günün, o anın psikolojisiyle bana bir sarıldı. Evet. Dedim acilen meclisi açıp Sayın Bakanım mesaj vermemiz lazım. O da o niyetle oradaydı zaten. Ve içeri geçtik genel kurul salonu. AK Parti kulisinin olduğu yere
Tabii genel kurul kapalı, cuma günü olması hasebiyle meclis çalışmıyor. O sırada sayımız bir 10-15 civarında oldu gelen milletvekili arkadaşlarımızla birlikte. Meclisteki polislerden genel kurulun anahtarını istiyoruz açmak için genel kurulu, ama anahtar bir türlü gelmiyor. Ortada öyle yok. Bir kaos ortamı ki kimin ne olduğunu bilmiyor insanlar. Tabii. Böyle bir full kime hizmetiniz. Evet, kimin kim olduğunu bilemiyorsunuz. Anahtar gelmeyince biz kapıyı kırarak içeri girmek istedik genel kurul kapısına, AK Parti kulisinin tarafındaki. Ve bütün arkadaşlarımız omuzlarımızla yüklenerek o kapıyı kırmaya çalıştık. Tabii o sırada bir arbede de yaşandı. Oradaki güvenlikçiler de artık hangi amaçla orayı korumaya çalıştılarsa, çünkü onlar da belki bizim kim olduğumuzu bilmiyor, ne amaçla oraya girdiğimizi bilmiyor olabilirler. Böyle bir kargaşa ve kaos ortamı. Az sonra İsmail Kahraman Bey geldi. Meclis başkanımız ve anahtar bulundu, gelindi. Ancak o sırada TRT'ye müdahale edilmişti ve Meclis TV de çalışmıyordu o saat itibariyle. Tabii. Ne yapalım dedik ki, A Haber'i alalım. Genel kurulu alalım. Süleyman Bey'le yine çıktık Sayın Bakanımızla. Onlar, Süleyman Bey'in korumaları, 6-7 kişilik korumaları, beyaz çelik yelek giymişlerdi. Kendisiyle birlikte arka kapıdan çıkıp dikmen kapıya doğru A Haber'i içeri almaya için beraber gittik. Süleyman Bey, ben ve etrafımızda işte silahlar çekilmiş bir vaziyette. Süleyman Bey'in korumaları. Dikmen kapısına doğru yaklaştığımızda genelkurmayın o taraftan korkunç çatışma sesleri geliyordu. Evet. Ve zaman zaman yukarıdan, sağdan, soldan geçen ıslık sesinde ıslık gibi mermi seslerini de duyuyorduk. Buraya yaklaştığımızda dikmen kapısının araçlarla tamamen kapatıldığını görünce A Haber'i tekrar biz Çankaya kapısına yönlendirdik oradan gelmesi için. Telefonla konuşuyorsunuz. Evet. Ve nitekim Çankaya kapısından A Haber'i aldık meclise. Ve meclis tarihinde ilk kez TRT dışında bir televizyon evet. kanalı genel kurula girerek oradan yayın yapmaya başladı. Meclisin açılmasıyla birlikte aslında darbenin kırılma noktalarından birisi de doğru, evet. meclisten milletvekillerinin bir birlik içerisinde CHP milletvekilleri, MHP milletvekilleri de gelmişti o sırada. Evet. Hep birlikte bir mesaj verilmesi, bunun kabul edilemez bir tavır olduğunun vurgulanması ciddi anlamda darbecileri, FETÖ'cüleri zannediyorum korkuttu ki İlk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 2 civarında bombalanmaya başladı. Bombalanırken genel kuruldaydık biz. Evet. Eşim ve Ahmet Hakan misafir, o seyircilerin izlediği locadaydılar. Biz de genel kuruldaydık. Bombalama başlayınca çıktım yukarıya. Belki eve gitmek isterler diye. Eşim ve oğluma gitmek isterseniz sizi göndereyim dedim. Bugün ne olacağı belli değil sonucu. Sağ olsunlar, her ikisi de dediler ne olacaksa bugün hep beraber olacak. Beraberiz, kalıyoruz ve gitmiyoruz. O gecenin en enteresan şeylerinden birisi de Allah herkesin kalbinden korkuyu aldı. Mesela böyle bir bombalama olayını, uçakla büyük bir bombalama olayını hiç yaşamadık hayatımızda. Ancak Gaziantep'li olmamız hasebiyle Suriye meselesine çok yakınız. Tabii. İşte Suriye'deki bu bombalama hadiselerini televizyonda izlerken o insanların bu bombalar altında nasıl bir psikolojiyle yaşadıklarını düşünür ve kahrolurdum hep açıkçası. O gece şunu hissettim. Allah gerçekten kalbimizden korkuları aldı. Aldı. Üç kez ağır bir şekilde bombalandı. Ancak biz mecliste çalışmalarımızı devam ettirdik. Sabah saat 7'ye kadar. 7'ye kadar. Evet. Sabah 7'de çıktığımızda maalesef gözyaşlarımıza hakim olamadık. Çünkü daha önce defalarca geçtiğimiz o mekanlar, kulisler, bu kış bahçesi tamamen bir harabeye dönmüştü. Yıllarca milletimiz için ter döktüğümüz, millet iradesinin tecelligahı kabul ettiğimiz meclisin o halde olması korkunç bir şeydi açıkçası. Ve ben oranın fotoğraflarını çekip Twitter'dan mecliste son durum diye saat sabah 7 civarında o paylaşımları yaptım. Derken Laura Pitel, bu Financial Times'ın Türkiye muhabiri, yine o da birbirimizi takip ediyoruz Twitter üzerinden, benimle temasa geçti, dedi bu fotoğraflar size aitse biz paylaşmak istiyoruz, dünyaya yaymak istiyoruz.
istiyoruz. Dedim rahatlıkla yayabiliyorsun. Fotoğraflar benim çektiğim, bana ait fotoğraflar diye. Belki de işte dünyaya yayılan ilk meclisin bombalanma ve o yıkım görüntüsü de benim paylaşmış olduğum o sosyal medya İlk olarak yansıdı. Sayın Bakanım, birkaç tane farklı soru soracağım. Buraya teşrif eden sayın milletvekillerimizden sorduğum sorulardan farklı olacak. Evet. Sizi yakın tanıyan bir kardeşinizim. Birincisi, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısınız. Avrupa neden beklediğimiz tepkiyi zamanında ve yerinde göstermedi? Şimdi Avrupa Birliği'nden açıkçası bundan sonra da böyle bir tepki beklememizi, tepkiyi beklemeyelim. Hmm. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nin veya Batı'nın bu zamana kadar çizmiş olduğu kırmızı çizgileri AK Parti iktidarıyla maalesef ki aştı. Neydi işte 100 yıldan bu yana Batı'nın Türkiye için çizmiş olduğu 780 bin kilometre karenin dışına çıkmama, ekonomik olarak belli bir noktayı aşmama, kendi içerisinde kırılgan, ondan sonra birçok açıdan Batı'ya bağımlı bir Türkiye tanımı vardı. Evet. Şimdi AK Parti iktidarıyla birlikte son 15 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık yeni bir Türkiye var. Meydan okuyan bir Türkiye var. Ekonomik olarak meydan okuyan, siyasi olarak meydan okuyan, farklı coğrafyalar için artık umut ve ümit haline gelmiş. Aynı zamanda sadece yakın coğrafyası için değil, işte Asya'nın steplerine gidip dünya beşten büyüktür diyen bir lider var. Evet. Afrika'nın sömürülmüş coğrafyalarına gidip oralarda o insanlara dünya beşten büyüktür diyerek aslında Batı'nın 100 yıldan bu yana yeryüzünde kurmuş olduğu sömürü sistemini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir Türkiye var. Böyle olunca böyle bir Türkiye'nin Batı tarafından kabul görmesi tabii ki mümkün değil. Gelişen bir Türkiye'yi, büyüyen bir Türkiye'yi kabul etmeleri tabii ki mümkün değil. Ancak üzücü olan şu, bunu ben kendilerine de ifade ettim çeşitli temaslarımızda, evet, Brüksel'de. Şimdi demokrasi dediğimiz değerler, hukukun üstünlüğü, bireysel özgürlükler, ondan sonra insan hakları, bunların tamamı Batı'nın son 100 yılda üretmiş olduğu değerlerdi. Ve dünyanın da kabul ettiği değerlerdi. Hatta Batı demokrasi için, insan hakları için Afganistan'a savaş açtı, Irak'a savaş açtı, Somali'ye savaş açtı. İşte ta Myanmar'daki junta karşıtı demokrasi hareketinin lideri Aung San Suu Kyi'ye Dünya Barış Ödülünü verdi, Nobel Barış Ödülünü verdiler demokrasi ve insan haklarını savunduğu için. Ama 15 Temmuz'la birlikte ve Mısır'daki Mursi karşıtı darbe girişimiyle birlikte gördük ki Batı'nın demokrasi ve insan hakları tanımı ülkeden ülkeye değişiyor, bölgeden bölgeye değişiyor. Dinden dine değişiyor. Eğer demokrasi ve insan hakları, hukukun üstünlüğü Türkiye olunca 15 Temmuz darbe girişimi gözden görülmez veya gözden ırak tutulabiliyor. Görülmez, evet. Görmezden gelinebiliyor. Mısır söz konusu olduğunda yine orada eğer muhafazakar bir Müslüman algısı varsa buralar için insan hakları, demokrasi söz konusu olmaya biliyor açıkçası. Yani bunları geçmişte diyelim muhalefet partilerinden dinliyorduk ama şu anda bakan yardımcımızdan dinliyoruz. Evet. Demek ki çok açık ve seçik olarak kesinlikle ortada. Kesinlikle. Çok net. Ben açıkçası Batı'nın demokrasi ve insan hakları anlayışını hep şuna benzetiyorum. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki işte ben bir şeyi hatırladığımda çok üzülürüm, mahzun olurum. Evet. Bir şeyi hatırladığımda da çok gülerim. Gülerim. Sahabi soruyor arkadaşları, ey Ömer neyi hatırladığında ağlarsın? Diyor ki işte biz cahiliye dönemindeyken kız evlatlarımız belli bir yaşa geldiğinde onları diri diri gömerdik. Ben kızımın kabrini kazarken onu gömmek için diri diri, kızım benim sakalıma doluşmuş tozları temizliyordu. Bunu hatırladığımda çok mahzun olur ve ağlarım diyor. Peki neyi hatırladığında çok gülersin diyor. Diyor işte biz yine Lat, Menat, Uzza gibi putlara tapınırdık. Kimi zaman uzun yolculuklara çıkardık. Bu yolculuklara çıkmadan önce Lat, Menat, Uzza'nın bu putların helvadan bu putlardan yapardık. Yol boyunca tapınırdık. Ama yol uzayınca da acıktığımızda bu putları yerdik diyor. Tamam, Batı'nın demokrasi anlayışı maalesef ki acıktıklarında yedikleri bir put.
Bugün bunu anlıyoruz maalesef ki. Bu anlamda Türkiye bugün batıdan daha çok demokrasiyi, batıdan daha çok insan haklarını, batıdan daha fazla özgürlükleri savunan bir ülke haline gelmiştir. Yani, şimdi Sayın Bakanım tabii ki bugün bütün topyekun 280 milyon ayakta, bütün il meydanlarında aldığımız bilgi, görüntüler onu gösteriyor. Başta İstanbul, Ankara olmak üzere. Ama yine de milletimizin, bu halkın bir morale ihtiyacı var. Siz biliyorum açıklamak istemiyorsunuz ama benim şahit olduğum hayatınızda önemli bir kesit var ki halkımız için önemli bir moral kaynağı olacak. Evet. Sizin 97'de burada mecliste danışmanken görev yaptığınız milletvekilinin odasında size haber geldi. Çünkü o dönemde ben de danışmandım. Göreviniz iptal ediliyordu. Siz görevden alınıyordunuz. Denklik problemlerimiz vardı. Ama siz birkaç yıl sonra aynı odaya milletvekili olarak geldiniz. Evet. Doğru mu biliyorum? O da çok enteresan bir aslında yaşam hikayesi. Evet. Ben 26 Şubat 1990'da Pakistan'a gittim. Hı-hı. 26 Şubat 1997'de de Türkiye'ye tekrar lisans ve yüksek lisansımı uluslararası ilişkiler alanında yapmış olarak döndüm. Hı-hı. Şimdi 26 Şubat 97'de döndükten hemen sonra bir gün sonra 27 Şubat tarihinde diploma ve transkriplerimin çevirisini yapıp YÖK'e denklik başvurusunda bulundum. Bir gün sonra da maalesef o 28 Şubat süreci Türkiye'yi tamamen kasıp kavuran, savuran o 28 Şubat sürecini yaşadık. Normalde 10 gün içerisinde çıkması gereken bir denklik çıkmadı. Ben de Gaziantep'e dönmüştüm başvuru yaptıktan sonra. Aradan bir ay gibi bir zaman geçtikten sonra denklik de çıkmayınca Ankara'ya takibe geldim. Takibe gelirken de o zaman bizim Refah Partisi ilçe başkanımız Kuyumcu Ali ağabeyimiz vardı. Ankara'ya gittiğimi otobüsün karşısında dükkanı var. Otobüse bindiğimi görünce nereye gidiyorsun dedi. Ankara'ya gidiyorum dedim, işte YÖK'e denklik başvurusunda bulundum. Takip edeceğim. Dedi ya o zaman bizim Gaziantep milletvekilimiz var Kahraman Bey. Onu da bir ziyaret edip selamlarımızı ilet. O sırada da cep telefonları falan henüz icat olunmamış ve milletvekillerine erişim sadece sabit telefonlarla olabiliyor. Tabii ki dedim. Ankara'ya geldim. YÖK'e gittim. Dediler ki işte Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümüne görüş sorduk. Oradan gelecek cevaba göre diploma denklik belgenizin verilip verilmeyeceğini size karar vereceğiz. Karar vereceğiz. Halbuki 10 günde çıkıyordu. Benden bir yıl önce mezun olmuş arkadaşlarım aynı üniversitenin aynı bölümünden almışlardı. Şimdi dedim bu yeni çıkan bir uygulama mı? Dedi artık böyle olacak falan. Ne kadar süre tahminen dedim beklemem gerekiyor. Bir süre veremeyiz dediler. Böyle olunca ben çıktım çaresiz. Kuyumcu Ali ağabeyin selamını iletmek üzere Kahraman Emmioğlu Bey'e geldim. İlk kez de meclise geliyordum o gün. Kahraman Bey'i buldum. İlk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ediyorum. Kahraman Bey'i buldum. Dedim efendim ben Gaziantep'in Nizip ilçesinden geliyorum. Nizip ilçe başkanımız, Refah Partisi ilçe başkanımızın size selamı var. O dedi Ali Bey ne yapıyor dedi. Teşkilatımız nasıllar falan. Dedim efendim iyiler. Ben Ankara'ya geliyordum. Cıvıl cıvıl. Evet. Ankara'ya geliyordum. Geldiğimi öğrenince dedi bize selam ilettiler. Buyur bakalım dedi odaya geçtik. Bana bir çay ısmarladı. Sen kimsin, necisin dedi. Efendim ben de dedim yurt dışında okudum Pakistan'da Uluslararası İlişkiler bölümünde. Lisans, yüksek lisansımı yaptım. YÖK'e denklik başvurusunda bulundum. Çıkınca dedim denklik iş başvurusunda bulunacağım. Dedi sen yurt dışında mı okudun? Evet. Hangi dilleri biliyorsun? İngilizce, Urduca, Arapça. Dedi ya tam ben senin gibi bir danışman arıyordum kendime dedi. Bana danışman olur musun? Ben bir anda danışmanlık teklifi almış oldum. Evet. Kahraman Bey'den. Dedim efendim bu benim için büyük bir onur şeref eğer bunu bize layık görürseniz. Tabii o yıllarda halen de öyle. Milletvekili danışman olabilmek için 4 yıllık bir fakülte mezunu olmak gerekiyor. Dedim efendim benim denklik çıkmadı. Dedi denklik çıkıncaya kadar benim özel danışmanımsın. Maaşını ben vereceğim. Çıktıktan sonra da dedi resmileştiririz. Peki dedim ve ben Nizip'ten eşyalarımı getirdim. Kahraman Bey'in danışmanlığını yapmaya başladım. Bu sırada günler geçti, aylar geçti. Ben sürekli YÖK'ten takip etmeye çalışıyorum denkliği ama denklik maalesef Haziran'ın ortasında, 97 Haziran'ın ortasında bünyesinde İlahiyat Fakültesi bulunduran bir üniversiteden mezun olduğum gerekçesiyle bu cümle bana İsmail Tosun Bey tarafından YÖK Başkan Vekili şifaen iletilmişti. Reddedildi. Böyle olunca 97 Haziran'ın ortasında ben meclisten gözyaşları içerisinde ayrılmak durumunda kaldım. Aradan
13 yıl geçti. 13 yıl, evet. Evet. 13, tabii ben o sırada İstanbul'a gittim. Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni kurdum. Fiziksel Engelliler Vakfı'nda genel müdürlük yaptım. Avrupa Konseyi parlamenter çalışmalarını yaptım. Yine dış politika eksenli gazetelerde, Yeni Şafak, Star gibi bu gazetelerde yazılar kaleme aldım. Açıkçası benim için bir şey dönemiydi bu. Hazırlık süreciydi bu. Böyle olunca hiç de beklemediğim bir şekilde gıyabımda gelişen bir görüşmeyle Gaziantep'e gitmem istendi bende. Niçin gideceğim dedim Gaziantep'e, dedi milletvekilliği hazırlığı yapacaksın dediler. Ve Gaziantep milletvekilliği adaylığı için Gaziantep'e gittim. 12 Haziran 2011 seçimlerinde 9. sıradan milletvekili seçilerek meclise geldim. 9 tane vekil seçildi zaten. Evet, ve 9. sıradan geldim ben. Yani 97 Haziran'ın ortasında gözyaşları içerisinde ayrıldığım meclise yine 1 Haziran'ın ortasında 12 Haziran 2011 tarihinde milletvekili olarak döndüm. Tabii milletvekillerinin odaları kurayla belirleniyor. 550 milletvekilinin. 550 milletvekilinin kurası çekildiğinde bana B blok 2. banko 11 numara, birinci kat, ikinci balko 11 numara, yani Kahraman Emmioğlu milletvekilliği yaptı. Benim de danışmanlık yaptığım odaya ben 13 yıl sonra tekrar 1 Haziran'ın ortasında milletvekili olarak döndüm. Tabii böyle bir hikmeti de yaşayınca gidip iki rekat şükür namazı kılmak gerekiyordu. Olsun. Hamdolsun gidip iki rekat şükür namazı kıldım. Bu gece bizi izleyen bütün izleyiciler açısından hakikaten aynel yakın gerçekleşmiş olan Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur. Evet. İnsan sebat edince, sabredince, danışman olarak, özel danışman olarak çalıştığı ama görevden alındığı bir yere milletvekili olarak geliyor. Niçin görevden alındığınız çok önemli. Tabii. Siz Allah adına işte orada bir zulme maruz kalıyor iseniz, Allah-u Teala onun intikamını mutlaka alıyor. Bünyesinde çünkü Allah-u Teala intikam. Tabii, bünyesinde İslami bir fakülte olduğundan dolayı reddedilmişti. Evet. Peki efendim, FETÖ'yü tanıma açısından çok şeyler söylendi. Artık Türkiye'de FETÖ'yü tanımayan, bugünlerde konuşmayan bir yıldan beri de kimse kalmadı. Evet. Ama bir kısım yöneticilerimiz hep şunu söylüyorlar. Biz bunları Müslüman bilirdik. Bunların böyle yapacağını hiç düşünmedik. Siz bizden önce gittiniz Pakistan'a. Ben Pakistan'a geldiğim zaman, burayı da ben açıklayayım, bizim Milli Görüş Talebe Başkanımız sizdiniz. Evet. Ve gelmiştik, yaz ortasıydı, çok sıcaktı. Uyuyordum, bir gün birisi benim ayaklarıma vurdu, kalk yatmaya mı geldin, çalış diye. Gözümü açtığımda sizi karşımda görmüştüm. Ve siz okul yönetimiyle görüştünüz, ne yapacağımızı önümüze koydunuz. Siz sonraki yıllarda benimle de paylaştınız Sayın Bakanım. Evet. Erbakan Hocam havaalanında sizi uğurlarken size verdiği bir seminer vardı. Orada FETÖ ile ilgili sizinle bir şey paylaştı. Evet. Sizi dinleyelim efendim. Evet. Şimdi 26 Şubat 1990. Öncelikle Pakistan'da okumak adına Necmettin Erbakan hocamızın çok önemli bir projesiydi. Evet. Neydi bu proje? 90 yılında Türkiye genelinden 400 İmam Hatip öğrencisini Ankara'da topladılar ve bir mülakatla, sınavla bunu yüze indirdiler. 20 kişi Pakistan'a, 40 kişi Suudi Arabistan, 20 kişi Endonezya, 20 kişi de Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere programlandı. Bu ilk aşamaydı. Daha sonra Pakistan'a 19 kişi olarak biz gönderildik. Hocamızın amacı şuydu: muhtemel bir Refah Partisi iktidarında dünyayı tanıyan, farklı dilleri konuşabilen ve o ülkelerle bağlar kurabilmiş, organik bağlar kurabilmiş, yetişmiş insanlarımız olsun istiyordu. Ve aynı zamanda şu nokta çok önemliydi. Projenin amaçlarından birisi de Türkiye'nin İslam coğrafyasıyla damarları kopartılmıştı, ana arterler kopartılmıştı. Bu projeyle birlikte öğrenciler, o ülkelere öğrenciler göndererek İslam coğrafyasının kılcallarına kadar Türkiye'yi tekrar o coğrafyayla etkileşim içerisine sokmak ve kan alışverişini yapma düşüncesi vardı. Bu amaçla, yani geleceğin Türkiye'sine yetişmiş insan hazırlamak amacıyla 1990 yılında Pakistan'a gönderildik. Ben orada 90-97 yıllar arasında, çok enteresandır, 26 Şubat 90'da gittim. 26 Şubat 97'de de tekrar döndüm. Yani tam 7 sene, 2555 güne tekabül ediyor. Necmettin Erbakan hocamız birkaç kere bu projenin niçin gönderiliyoruz, geleceğe niçin hazırlanıyoruz ve bunları bize anlattı. En son 26 Şubat 90'da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Karaçi'ye hareket edeceğiz. 19 kişilik grup olarak
haber geldi. Dediler ki Necmettin Erbakan hocamız İstanbul'da Ankara'ya dönüş yapacak. Sizler uçmadan önce bir araya geleceksiniz ve Necmettin Erbakan hocamız size son konuşmasını yapacak. Bu konuşma çok enteresandı Atıf Bey kardeşim. Evet. Necmettin Erbakan hocamız bir kez daha bizi işte Türkiye'nin geleceği için hazırladıklarını, AK Refah Partisi iktidara geldiğinde dünyayı tanıyan yetişmiş insanlarımız olsun diye sizleri gönderiyoruz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirip geleceksiniz dediler. Ve konuşmasının sonunda şuranın altını çize çize uyardı bizi. Dedi ki iki yapıya çok dikkat edeceksiniz. Bunlardan birisi Pakistan'da, diğeri Türkiye'de. Sene 26 Şubat, tarih 26 Şubat 1990. Evet. Tabii böyle değil. İstanbul Atatürk Havalimanı. 19 arkadaşız biz de. Biz de böyle deyince tabii merak ettik. Dedi bunlardan bir tanesi Pakistan'da, diğeri Türkiye'de. Pakistan'da tebliğ cemaati var. Bu cemaat, bu yapı İngilizlerin Güney Asya Müslümanlarını pasifleştirmek için bölgeye zerk ettiği bir yapıdır. Kontrolleri dışarıdadır. Bu yapıya karşı dikkatli ve tedbirli olacaksınız. İkinci yapı dedi Türkiye'dedir. Fethullah Gülen yapısı. Bu yapının da dedi ipi dışarıdadır. Dışarıdan kontrol edilir. Bu yapıya karşı da dedi her zaman dikkatli ve tedbirli olacaksınız. Bunu Necmettin Erbakan hocamız söylediğinde tarih 26 Şubat 1990'dı. Yani aslında bu yapıyı anlayabilmek için öyle çok şey olmaya gerek yok. Evet. Bir kere şuna dikkat etmek gerekiyor. Çeşitli dönemlerde bu yapı kendini çok önemli bir şekilde deşifre etti. Bunlardan birisi bu yapı Müslüman olduğunu, muhafazakar olduğunu ve İslam'ı, dini öne sürdü. Halbuki Müslüman her şeyinden emin olunan kişidir. Tabii. Her şeyiyle şeffaf olan kişidir. Ama bunlar şeffaf değildi. Bir kere Müslüman fakiri sever. Bunlar fakiri sevmediler. Zengini seviyorlardı. Evet. Bunu bilmeyen yok. Evet. Bir kere Müslüman, Müslümana ailesiyle olan birliği tavsiye eder. Yani Allah-u Teala'nın, Kur'an-ı Kerim'in annenize, babanıza öf bile demeyin diye emrettiği bir ortamda onlar ailelerini, çocukları annelerden, babalardan ayırdılar. Evet. Kur'an, din bir kere vatana bağlılığı emreder. Onlar maalesef ki insanlarımızı, çocuklarımızı vatana olan bağlılıktan alıp bir iblise bağlılığa yönlendirdiler. Bunu. Sonra bu 28 Şubat sürecindeki tavırları çok belirgindi. Önemli. Bunların kim olduğunu anlamak adına. Başörtüsü için ortaya koymuş oldukları tavır tamamen bunları deşifre eden bir süreçti. Mavi Marmara olayı evet. Yine bu yapının kim ve ne olduğunu ortaya koyan çok önemli bir deşifre süreciydi. Yani bütün bunları görüp, yani FETÖ'yü anlamamak, bunları anlamamak açıkçası biraz bu işi zorlamak anlamına gelir. Ama tabii ki işte nedir? Müslümanız, istiyoruz ki karşımızdakileri kendimiz gibi görüyoruz, kendimiz gibi tanıyoruz. Bundan sonra halkımızın, milletimizin bir kere her şeyden önce dini önümüze sunulan ne olursa olsun okuyarak, anlayarak, aklederek karar vermemiz gerekiyor. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet evet. Niçin akletmezsiniz, niçin düşünmezsiniz diye sona erer. 1990 yılında Necmettin Erbakan hocamızın bu uyarısı işte maalesef ki bugün büyük bir bedel ödenmiş olarak karşımıza çıkmış durumda. İnşallah bundan sonra bu tür bedelleri ödemeyiz. Bunları da hatıralarımı yazıyorum şimdi. Bir kitap olarak ortaya çıkacak. Hatıralarımda bunları daha geniş bir şekilde inşallah yayınlıyor olacağım. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Esasen sizi konuk edeceğimiz için burada değilsiniz. Ailenizle birlikte mecliste Sayın Cumhurbaşkanımız birazdan teşrif buyuracaklar. Birlikte o havayı teneffüs etmek üzere buradasınız. Tabii sizinle beraber Ahmet Hakan da burada. Eğer beni kırmayacaksa en azından şöyle canlı yayın etmemize. Ahmet gel bir birlikte şey yapalım. Peki. Evet. Ahmet'i inşallah başka bir zaman tek başına alırım. Inşallah. Sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum hanım kız. Evet. İnşallah en kısa zamanda stüdyomuzda sizi konuk etmek isteriz. İnşallah. Isterim. Buradan ben bizleri izleyen Gaziantep televizyonuyuz efendim. Türkiye'de bizi izliyor. Doğduğumuz, büyüdüğümüz bir şehir Gaziantep. Hı-hı. Bütün Gaziantep'lerin, bütün milletimin, hatta bizi izleyen
yaşayan sadece Türkiye'de değil, eminim ki evet. Türkiye'nin içerisinde yaşayan ümmet coğrafyasından birçok ülkeden evet. insanları var. Şimdi meclise girerken baktım ki farklı ülkelerden insanlar da buradaki atmosferi izlemek adına buraya gelmişler. Evet. 53 ülkeden Sayın Bakanım evet. 350 gazeteci evet. şu anda evet Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi. Şimdi bir hatıramı da anlatayım. Buyurun öyle. Efendim. Tabii. Şimdi milletimizin şunu çok iyi bilmesi lazım. Bugün işte buradan yayın yaptığımız bu meclis bilinmelidir ki sadece Türkiye'nin meclisi değildir. Eyvallah. Bu meclis bütün mazlum coğrafyaların evet. meclisidir. Evet. Ve şunu bilmemiz lazım. Türkiye'nin sınırları 780 bin kilometre kareyle sınırlı değildir. Değil. Türkiye bugün dünyanın 34 ülkesinde 76 noktasında şehitliği olan bir ülkedir. Evet. Dünyanın Türk kanı damlamış her bir noktası bizim coğrafyamızdır, bizim sınırlarımızdır. Şehit kanımızın düştüğü her bir damla bizim sınırlarımızı tayin eder. Eyvallah. O da nedir? 34 ülke, ta Japon adalarından tutun, batıda İngiltere'nin Man adalarına kadar şehitliğimiz bulunuyor. 34 ülke 76 noktada. Bizim sınırlarımız bu coğrafyalardır. Ve bu parlamento sadece Türk halkının, Türk milletinin, bu coğrafyada yaşayan insanların değil, bütün bir mazlum coğrafyaların şeyidir, parlamentosudur. Elementosudur. Keşmir'den kalkıp 2013 yılında evet. bana bir heyet geldi. Doğru. Dediler ki biz size bir mesaj iletmeye geldik. Bakıyoruz ki dediler artık siz o eski gücünüze yeniden kavuşmuşsunuz. Hangi güç dedim? Siz dediler bir zamanlar mazlumların hamisiydiniz. Dünyanın neresinde zulüm olursa oraya müdahale ederdiniz. Dedim bunu nasıl gördünüz? Dedi ki işte bak Somali'de büyük bir açlık var. Oraya sizden başka müdahale eden yok. Gazze meselesini sizden daha samimi savunan kimse yok. Suriye'de menfaatlerinizle çelişiyor olmasına rağmen halbuki silah satabilirdiniz, gıda satabilirdiniz. Zalimin değil mazlumun yanında var oldunuz. Arakan'daki Müslümanların ilk gözyaşlarını siz sildiniz. Türkiye'de biz bütün bunlara bakarak görüyoruz ki artık siz o eski gücünüze yeniden kavuştunuz. Elhamdülillah. Peki mesajınız ne dedik? Dediler ki bize Hindistan çok zulmediyor. Lütfen bir Keşmir'i, Filistin'i sahiplendiğiniz, Somali'yi sahiplendiğiniz gibi, Arakan'ı sahiplendiğiniz gelin gibi buraya da sahiplen. Bizi de sahiplenin. Onun için bu parlamento bütün bir mazlum coğrafyanın, mazlum coğrafya derken bunun içerisine Müslüman, Hristiyan, Yahudi, hepsi dikkatli, hangi milletten olursa evet. olsun, yeryüzünün bütün mazlum coğrafyalarının ortak parlamentosudur. O zaman önemli bir anlam kazanmış evet. oluyoruz. FETÖ'nün için saldırdığı niçin da o zaman. Niçin saldırdığı, niçin evet. bombalandığı bu anlatımlarla daha da önem kazanmış oluyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Evet kıymetli izleyiciler, gün ortasına beri canlı yayınlar yapıyoruz. Benim de üzerimde özel olarak emeği olan abim olarak bildiğim Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı ve 24. dönemde AK Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Şahin Bey'i konuk ettik. Eminim siz de aynı şeyleri hissediyorsunuz. Çok duymadığınız birçok konu burada hem FETÖ terör örgütüyle ilgili hem de 28 Şubat iyiliklerine kadar yaşamış olan birisi olarak Cenab-ı Allah'ın kendisine lütfettiği ikramları dinlediniz. Eminim ki hoşunuza gitmiştir. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Başka bir canlı yayında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.